Şimdi burada bir Amerikan tahvillerine güvensizlik mi başladı diye ben kendim sormaya başladım. Ona göre izliyorum bu tahvil faizlerini. Şimdi bunun üzerine altına geri döndüğümde bu güvensizlik çok küçük bir parçasını teşkil ediyor bu altındaki hareketin. Esas büyük parça bu şey savaşından, İsrail-Hamas savaşından hemen sonrasında başladı ve özellikle boşluklu bir yükseliş kaydetti. O da 1834 ile 1844 arasında bir 10 dolarlık boşluğu var. Bu tam savaşın hemen öncesiyle savaş başladığında Hamas saldırısı 7 Ekim arasında oluştu. Yaklaşık bir 10 dolarlık bir boşluk var. Oradan bu yana altın yükseliyor. Aslında gümüş de yükseliyor aynı şekilde. Fakat altın özellikle dün İsrail'in çok daha sert bir saldırı bombardımana başlamasıyla bizim saatimizde 7'den sonra 1978-80'ler seviyesinde 2005'e çıkmış durumda altın dün itibariyle. Cuma akşamı kapanışı itibariyle de önemli bir seviye burası. Benim teknik analizde gördüğüm 2010-2012 bölgesine kadar çıkıyor. Oradan sonra geri dönmesi lazım diye düşünen taraftayım. Yok dönmediği takdirde altın yeni bir rekor kırar görünüyor. 2065 diyorlarsan bir önceki rekoru 2065 bunun da üzerine geçip 2090'lara kadar yeni bir rekor kırar görünüyor. Fakat şimdi burada teknik analiz olarak benim küreden baktığıma göre konuşuyorum. Benim kristal küreden bakarak söyledim. Fakat burada bir şey var. Benim beklentim burada tek başına altın gidiyor. Buna bir de kriptodan biraz şeyi eklememiz lazım doğrusunu istersen. Mesela Ethereum'da olmadı ama Bitcoin'de oldu. Çünkü Bitcoin'in üzerine Bitcoin'e dayalı ETF izinleri ha geldi ha gelecek beklentisi. Bir ön onay geldi, bir takas şeyi geldi, onayı geldi. Bu ETF'in onaylanacağı beklentisiyle 30 binden 35 bine çıkarttı. Şimdi o da 34 bine geldi. Ama mesela o savaştan korunma ile ilgili bir fiyatlama yansıtmıyor bana göre. Çünkü Ethereum aynı artışı kaydetmedi. Yani aynı oranda Ethereum artmadı. Veya en azından Bitcoin'de Ethereum Bitcoin arasındaki paritede de çok fazla bir hareket olmadı. Yine Ethereum da %10'luk bir artış kaydetti ama Bitcoin biraz daha fazla kaydetti ama bunun içinde şey yok. Savaş endişesi yok. Bir tek savaşla ilgili fiyatlama ağırlıklı olarak altında oldu. Gümüş bile o kadar hızlı desteklemiyor altını. Artı bir Agu paritesi dediğim parite 84'lerdeydi. Şu anda 88'lere geldi. Yani bir ons altın eskiden 84 ons gümüş alırken şimdi 88 ons gümüş alıyor. Bu iki şeye delalet eder. Ya altın duracak gümüş ona yetişecek ya da gümüş duracak altın ona göre geri gelecek. Bir şekilde bu parite 80'li rakamlara 70'li rakamlara yani yüksek 70'ler diye düşmesi gerekiyor düşecektir. Şimdi benim oradaki görüşüm, beklentim bu bir tahmin. Ben altının yeterince yukarıya çıktığını 2010 seviyelerinden yukarıya kırıp da yeni rekor kıracağını beklemiyorum. Eğer böyle bir rekor kırılacaksa 1835-1845 arasındaki 10 dolarlık boşluk kapanmadan o yeni rekor gelmez. Eğer gelirse de birileri oradan çok ciddi altın boşaltır. Hatta biz de altın rezervlerinin bir kısmını oradan satsak fena olmaz gibi gelir bana. Ama bizim altın rezervi yükseliyor gördüğüm kadarıyla. Tabii. 41 milyar dolar. Ama miktar olarak hem de evet. Yok, değer artışından yükseliyor. Yani ons'taki değer artışından yükseliyor. Artışından yükseliyor. Değer artışı ton altın almışız. Yani 542 tondan 572 tona çıkmış vaziyette altın rezervi yani ton olarak da söylemek istedim de onun için. Evet ya bu hakikaten bu altını çizdiğin konu, altınla ilgili altını çizdiğin konu önemli görünüyor. O zaman peki şöyle şunu merak ettim. Senin beklentin burada nereye doğru? Şimdi İsrail-Filistin meselesini, İsrail-Hamas çatışmasını dikkate alırsak, yani tabii dün akşam iyice şiddetlenmiş olan özellikle de saat 6'dan sonra müthiş bir bombardıman olduğu söyleniyor. Böyle şok bombaları kullanıldığı ifade ediliyor ki oradaki gazeteciler de buna şahitlik ettiler. Yani 4-5 kilometre uzaktan bile
yani o şeyden yayın yaptıkları yerin oralarda bile büyük böyle iç organları dahi sarsan bir takım malzeme kullanıldığı anlaşılıyor. Herhalde onlar kara operasyonu başlasın diye o aşağıdaki tünelleri, zaten tünel delen mi öyle bir adı varmış o bombaların. Onları kullanıyorlar ki o tünelleri Hamas'ın yok edip ondan sonra da kara harekatına girişecekler. Kısmi kara harekatı da var bu arada. Bir tanklar giriyor, bir şeyler çıkıyor. Yani bu iş yayılacak gibi mi görünüyor? ABD Suriye'deki İran'ın İran'a ait olduğunu söylediği güçleri vurdu. Bu sonra siz bu işin arkasındasınız. Bizim üstlerimizi siz vurdunuz. Sizin talimatınızla vuruldu. Suçladı. Hani bu iş İran'a sıkmış gibi görünüyordu ama şimdi manzara da değişiyor. Büyük oranda öyle tabii. Yani ama ben halen daha yani şimdi ateşkes gerekiyor ama ateşkes de şu andaki ortamda hayli zor görünüyor. Buradaki kritik konu hakikaten İran şu anda bu işin içine dahil değil görünüyor ve dahil edilmemeye çalışılıyor. Eğer İran dahil edilirse resim farklı olacak. Altın, bak diyorum yani tek başına altın gidiyor. Yani bir tek altın bu tepkiyi veriyor. Devamında neden İran bu işe dahil edilmek istenmiyor onu bilmiyorum ama eğer dahil edilecek olursa bunun ilk fiyatlaması petrolde çıkması lazım. Yani petrolde ben de oraya getireceğim bu sözü. Ben evet, anlıyorum yok. Ama burada böyle bir fiyatlama yok. Yani altında bir tek savaş fiyatlaması var. Bitcoin'dekini bunun dışında tuttum dediğim gibi. Onun dışında savaş fiyatlaması olan herhangi bir yer yok. Ve özellikle petrolde bir savaş fiyatlaması yok. Evet, mutlaka bir yükseliş oldu. Ama İran'ın denkleme dahil olması, Hürmüz Boğazı'nın kapanması, oradaki dünyanın petrol arzının neredeyse %30'unu geçtiği bir yer orası. Yani geçtiği dedim yani bazıları giriyor çıkıyor. Yani bir şekilde o boğazda %30, ticaretin %30'u oradan geçiyor bir şekilde. O bölgeden geçiyor. Şimdi burada petrol şu anda yani şeye baktığımızda Brent 88'de 88-70'de ve WTI 84-70'de burada öyle majör çok böyle şey kritik bir petrol fiyatlaması yok. Kaldı ki bunun devamında vadeli kontratlarda da böyle bir şey yok. Şimdi şunu söyleyeyim. Vadeli kontratların ileriki vadelerinin fiyatlarının bugünkü fiyattan yani spottaki fiyattan aşağıda olmasına backwardation deniyor. Aşağı yönlü hareket. Yani ilerideki vadeler daha düşük fiyatlanıyor. Eğer yukarı ilerideki vadeler daha yüksek fiyatları da buna da contango deniyor. Böyle bir terminolojisi var vadeli kontratların. Şu anda backwardation'da. Yani ileride de böyle bir risk görmüyor petrol piyasası. Hiç yani yatay bile değil yani ileriki vadeler yatay bile değil. Daha aşağıdalar. Şimdi bu hal böyle olunca yani ister istemez ben petrol fiyatlamasının içine yani savaş yok, dahil edilmemiş, savaş dahil edilmediyse İran bu işin içinde olmayacak. Evet, bence İsrail Hamas'ın saldırısıyla bir ehliyet ele geçirdi. Hani aynen 11 Eylül'de olduğu gibi Amerika'nın hani license to kill dedikleri yani, öldürme yetkisini eline aldığı gibi Amerika ondan sonra Irak, Suriye, Afganistan her tarafa girebildi. Benzer bir durumun Hamas saldırısından sonra İsrail'e de bir şekilde geçtiği veya İsrail'in de böyle bir lisansı ele geçirdiği düşüncesine sahibim ya da ben böyle düşünüyorum. O yüzden İsrail Hamas arasında tutacaklar, daha fazla genişletmeyecekler ama özellikle Hizbullah tarafının bu denklemin içinde olmamasını bekliyorum. Eğer olursa ondan itibaren İran'a sirayet edecek vesaire. Fakat 20. gününe geldi. Yani şu anda 21. gündeyiz. Evet. 7 Ekim, 21, 28 Ekim, 21. gündeyiz. Ya yani A kara harekatı öyle büyük bir kara harekatı yapacak olsalardı şimdiye kadar yaparlardı diye düşünüyorum. Ve herhalde taş üstünde kalmadı Gazze'de.